İşte Erol Hoca'nın da şeyi orada zaten vurgusu diyor ki bizim yani. zamanı ihtiyacımız var ve e, milli maç Vucu, arası Galatasaray tam. geçen yıldan beri aşağı yukarı aynı takımla oynuyor. Şu e, şeyden sonra milli maç arasından sonra daha oturmuş bir Fenerbahçe hmm. için. Arda demiş ki lider biziz sezon sonunda şampiyonluklar kazanacağız. Bir dakika bir e, şey diyeyim ya kara değil mi? Evet, Karagümrük, Alanya, Galatasaray ve Hatay 7'şer puanda sıralanıyorlar. Hı, yerlerini, hani yerlerini genel averaja bakarsanız Fatih Karagümrük. Değerlerini saymıyor. İlk sırada. Biz onları geçeriz diyor. Yani aynı e, puan yani da. 7 puandayız diyor Niyay, yani Ne olursa olsun yani bu şimdi amaset dolu bir açıklama. Yani bunu söylemenin bir anlamı yok. Arda sen bu hafta oynamadın. Seni dinlendirdi hoca. Lig başından sonra Avrupa maçını oynamadın. Bu maç senin en iyi maçlarından biri olması gerekirdi. O performans sergiledin mi? Hayır. Bir kafa vuruşum var. Bir de kaleye denediğim bir şutum var. Onlar pozisyonlarda da tartışacak. Ya bir ayrıca Levent abi 3. haftada lider olmanın bir anlamı yok. Ki Tabii yani canım. bunu dile Kesinlikle. getirmenin şeyi ya Bu işte onu söylüyorum ya. Bu durumu kurtarmanın açıklaması olmaz hocam. Oynadığı performanstan kendine herhalde. Konuyu başka evet. yere... Arkadaşlar şu üç haftada Galatasaray çok iyiydi değil mi? Evet. Yere göğe sınırlar almıyordu. Fenerbahçe de iyi gitmiyordu. E bugünkü maça bakıyorsun. Valla ben Fenerbahçe'yi beğendim Galatasaray'a. Diri başladı. Fatih Terim Elindeki şu kadroyla bugün bu feneri yenemiyorsa kusura bakmasın abi. 70 dakika maç seyrediyorsa. Haftayımda Erol Bulut'a sorsalar Galatasaray'dan oyuncu çıksın ister misin diye. Aman der abi kimse çıkmasın böyle gidelim. Ben Erol Bulut olsam aman böyle gidelim kimse çıkmasın derim. E o zaman ne oluyor abi? Yok o vurmuş da o gitmiş de diriye. Bu Galatasaray'ın bu feneri diyorduk. Fener bugün bence bu kadrosundan iyi mücadele etti. Fener yarın sanki daha iyi olacak gibi geliyor? Bu kadrosu var. derken daha oturmamış olduğu evet. için diyorsun. Evet. Bu üçüncü kadrosu Fenerbahçe. Bak ne diyor adam? Bunu orada oynatacağım, arkasında Üç onu oynatacağım. oynatacağım, arkasında bunu oynatacağım diyor ya. Şimdi yani. Fenerbahçe iki takım çıkarmak yerine bir tane iyi takım çıkaracağız. zaman Erman Hoca'nın çok evet. iyi bir yorumu var o konuda. Bir 11 sağlam bir 11 evet. iskelet çıktığı zaman çok daha iyi olacak. Bu kadar o, çok kalabalıkta çıkar mı? Soruyorum şimdi antrenörlük yapıyoruz. Şimdi Erman hocam mesela bugün beğendim diyor. Bu kadar 22'den bir tane kafanızdaki bir 11 bana sayar mısınız? Bugün bir uyarı yaptı hoca. Valencia, Tiam, Ferdi mesela. ve Deniz'den bir biri, ikisi oynayacak dedi. Hatta belki bence Nova sol beki alıp öne de çıkarabilir. Caneri. E, caneri. O da bir alternatif. Hayır, yani bana göre dörtlü, fazla... dörtlüyü değiştirmeyecek. Sana bir şey Deros, söyleyeceğim. Hocam. Bu Fenerbahçe sezon sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi verir mi vermez mi? Hocam takım içerisindeki dengelere bağlı. Bak ben bir şey söylüyorum abi. Bana cevap ver. Ben net verir diyorum. Oyun anlaşı olarak, oyun anlaşısı olarak bana da kadar idare de de. Hocam, yani sonuna için, kadar olur. Bunun net. için bu kadro kuruldu. Için kadro Mutlaka mücadele edecekler ama hocam bir şey söylüyorum. Abi bir şey sorayım. Bak, bak tane 11 olmaz. saydım. Dedin ki biz şeyde yayında 2 11 var dedim. Dedin ki hocam 2 11'den 1 11 yapmak zor dedin. Ben de diyorum ki 2, -11, 2 11'de ilk 11 oyuncuları yani kulübeden hamle oyuncuları değil. Burada işte sıkıntı var. Bugün onun ilk defa bir laf etti. Diyor ki Samat'ı koyacağım. 6 milyon euro bonsai bir severdin. 6.750 falan diyorlar. Etrafına oyuncu yapacağız. Onu görmeden bir şey yapamayız. Abi, ben defans bozulmayacaktır diye düşünüyorum. Erol, Gökhan Bulut Caner, de defanstaki Leros Tisaran Altay. Tıpkı evet, Ağasya'daki. Erol hocam. Bulut eğer eğer adaletli davranırsa iyi bir takım çıkar bu fenerden. Adaletli davranacak. Adaletli davran... Kenarda oturanla oynayan haddini bilecek. Adaletli davranmaktan ziyade sistemine uyan adamla i̇şte oynayacak. bak güzel bir şey söyledin. Sistem hoca da onu söylüyor. Mesela sistemine göre bir sistem yaptı. Oyuncu belirledin 11 yapacaksın. Şu 3 maç 3 ayrı tane 11 yapmışsın. Daha ideal yok. Birileri geç geldi erken geldi. Ya şimdi öyle o oyuncuların hepsi gövdeli transferler. Kolay değil ya. Bugün hep Caner'le Gökhan'la oynarsa bu Novak giremez ya. Levent abi arayışı hücumcularda dikkat ediyor musun? Tamam, bravo. Orta saha savunmada değil Fenerbahçe. Hiç i̇şte, tabii orada oturtmuşum. Hucumda, şimdi az önce de söyleyeyim ya belirleyici hücum oyunları. Şimdi hücum oyunları bir takımın zaten performansını belirler. Ya ligde kalırsın veya şampiyon olursun. Evet takım savunması da futbolda çok önemli. Hepimiz biliyoruz ama Fenerbahçe'nin özellikle şunu sormalı. Şimdi e, Samatta, Valencia orada Tiam'da oynar. Hani Frey de oynar hadi o dörtlüyü oraya koyalım. Şimdi çizgi oyuncular için evet Ferdi var, Sinan, Sinan var. var, Deniz var, evet Deniz hocam. var, evet. Tiam da oynatabilirsin. Bu arada şimdi, sadece bir buçuk dakika sonra e, maçın özeti ekranınızda olacak. Buyurun hocam. Şimdi araya gireceğim. yani Tabi es esnaf. Şimdi burada dört tane de oyuncu çizgide saydım. Esas Fenerbahçe'nin bu oyuncular çizgide performans verir mi, Tabela yapar mı? Sinan, Ferdi, Tiam, Deniz Türüç. Şimdi bunu da sorgulaması gerekir Fenerbahçe'nin ve en başta da Erol Hoca'nın. Yani oradan da artık günümüz oyunlarında çizgi oyuncuların tabela yapması gerekir. Bir de en önemli bana göre Rodriguez profilinde bu saydığım oyuncular değil. Rodriguez savunma sırtı koşu yapan şu oyuncular içinde en hızlı oyuncu. Mesela bugün ilk yarı geriye çekiliyorsa Fenerbahçe özellikle futbolda hani biz diyoruz ya geçiş falan konuşuyoruz mesela. Yani bir pozitif bir de negatif geçiş var. Futbolda en önemli Avrupa'da kullanılan. Hocam benim beynimi okudun. gez bu takımda oynar hocam. Burada Bravo topu ya, kazandığı sure. zaman ilk evet. mesela kazandığı zaman bunu genelde Ozan'la denediler. bugün Ozan'ın üzerinden. Kadro Niye çizgilerde? Yok. Çizgilerde kadro Rodriguez gibi bir oyuncuya da ihtiyacı var Fenerbahçe'de. Rodríguez'e gönderiyorsan zaten ile ikisi gidiyor gibi. Görüntü öyle Dün kadro de kadro konuştuk zaten. Göre. Diğer dört tane oyuncu seni bu sezon taşır mı? Tabela yapar mı? Kaç gol yapar? Evet. Orası soru işareti Fenerbahçe'nin çizgiye de oyuncu alması gerekir. En kötü Rodriguez profilinde daha fazla tabela yapacak oyuncuya da ihtiyacı var. Ee, yani hala bir arayışları olduğu şimdi... haberi geliyor. Saniyeler kaldı ee, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin özeti. Efendim saniyeler içinde şimdi takım oyununda. Evet. Açıldığı gibi golsüz sona erdi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Pozisyonları konuşacağız. Ee, i̇ki takımın girdiği gol pozisyonlarını da tartışmalı pozisyonları Bizim dünkü da. Dünkü tahminler abi. nasıldı? Nasıl? Dünkü tahminler nasıldı? Yani oturdu yerine. Hatta devre arasındakilerde. Dünküler de önce beraberlik sonra Galatasaray. Evet. Görüntü doydu. oydu. Ee, yani bu şekilde bir maç yaşandı. Ee, dediğimiz gibi tahmin ettiğimiz gibi oldu ama... E, iki takımda da bazı oyuncular sanki beklenen seviyeye çıkamadı. Özellikle Galatasaray'da bakıyorum yani siz dediniz ki Omar, Belhanda, Emre, Arda, Fegüli, Falcao. Şimdi sizin yorumlarınızdan saydığım Galatasaray'da e, normal ritmini tutturamayan oyuncular diye sayarken ben hep bir tık atmışım tamam. sizlerin yorumlarınızdan. Ra rakip yer alanda, alanda problemi e, söyledim sorun zaten, çözecek Ben yazıda da aynı şeyleri söyledim. Bak mesela yani. Rea Hoca güzel bir yorum yaptı Fenerbahçe için. Bunu değerlendirmiyorlar Rodriguez'le ilgili. İki takımın öyle kanat oyuncusu yok. Evet. Galatasaray için de geçerli. Ben bunu hep söylüyorum. Galatasaray şampiyon oldu sene. Rodriguez, sene Rodriguez... Onye kuru var. Daha evet. evvelde baktığın evet. zaman geçmiş dönemde çabuk oyuncular var. Ya bu model belli. Galatasaray'ın senin rakip sayı çabuk götürecek oyuncu yok. Galatasaray bıraksın ön libero falan almayı ya. Eteboyla falan filan buraları idare edebilir. Ama hızlı oyuncuya ihtiyacı var. Ama ön libero'ya <laughs> Levent abi ihtiyacı var <laughs> numara. Taylan iyi niyetli ama 8 numara yani biz Taylan'ı övüyoruz. Evet, amirli takıma da belki kadro açıklanacak. Orada da olacağını düşünüyorum Ender. Ama pozisyon bilgisi 6 numara için çok zayıf. Çok Hı. iyi niyetle koşuyor, açıkları kapatıyor. Önünde 5 oyuncu çünkü geriye dönüyor <laughs> zaman zaman. Ama oradaki Hı. oyun bilgisi farklı. Şimdi orada Galatasaray hangi oyunculara alışmış? İyi bir zamanında çok iyi performans veren Selçuk İnan, Fernando, Şimdi, Melo. Melo, hayır ben dedim oyunu kurması açısından ha, tamam, Melo pardon. farklı, agresif de tamam. element abi. Şimdi Taylan çok İyi niyetli ama pozisyon bilgisi orada ilgili savunma önünde alacak, nerede alacak, o bağlantıyı kuracak zaman zaman sıkıntı yaşıyor. 8 numarada çok iyi bir oyuncu. Ama sezon başından beri o limitlerini de zorlayarak çok iyi performans verdi Taylan onu da söyleyelim. Yani ama bu pozisyon ya. bilgisi eksikliğine rağmen ikili mücadelelerin hepsinde Taylan var. Hele bir tane pozisyon var. Bunlar canlı görüntüler değil mi? Cagne mi o? Cagne e, arabasında maçtan sonra böyle bir görüntü veriyor. Arkadaşlarımız çekiyorlar şu anda. Canlı görüntüler Türk Telekom Stadyumunda Bu arada Emre ile Arda'nın arabası Aynıymış galiba Emre yanlışlıkla Arda'nın arabasına yönelmiş Emre Belözoğlu değil mi? Ee, kulübün öyle bir... kulübün verdiği arabalar mı? Yoksa kendi özel kendi arabaları mı? Kendi özel arabaları Hı. Çünkü kendi öyle bir arabaları. sözleşme var ya ha, öyle de, mi? Evet. Belki de öyle bir şeydir Cagney de şu anda Türk Telekom Stadyumundan ayrılıyor ee, Hocam siz çok beğeniyorsunuz Cagney'i Beğeniyorum Değil mi? Ama görüntüyü beğenmedim. E, Jack ne aracını kullanıyor. Görüntüde plaka var. He, belli olmasın diyorsunuz. Öyle Kötü. mi? Kötü. Detaydır ama önemlidir ya, hocam. Kulüp arabası olabilir belki. Olsun. Yine kötü. Ama çekiliyor hocam bu tarz insanların Yanlış. araçları, görüntüleri. Yani Yanlış çünkü abi, Işte ortada bin tane insanlar... adam var. Jack Den'in arabası. Kenara yazar adam abi. Tamam, yani Hassas ama doğru bir yaklaşım söylüyorsunuz. Evet. En azından oraya görüntü ok bölüm verilmemeli diyorsunuz. Şimdi e, Falka oynadığı müddetçe Falkanın istediği toplar geldi mi? Gelmedi. 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 Çünkü ne Belanda ne Arda çalışmadılar. Yani işleyemediler onun istediği topu.